Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bizim meşhur patlıcan pidesini hazırladım. Böyle tek tek uğraşmadan bir çırpıda hazırlayabileceğiniz kolay ve lezzetli bir tarif oluyor. Hemen yapım aşamalarına geçecek olursak 5 su bardağı un, 1 paket instant maya ve 2,5 su bardağı ılık suyu mayalama kabımın içerisine alıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitrelik, hepimizin evinde olan klasik su bardağıdır. Üzerine de mayanın çok daha çabuk aktif olması için 2 tatlı kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Şöyle 2-3 dakika bekledikten sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Ve damak zevkinize göre tuz. Yine 2 dolu dolu tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamadan sonra aldığı kadar un ekleyeceğim. Ortalama 6,5-7 su bardağı kadar un alıyor. Sizler de kontrollü bir şekilde unu eklediğinizde ayarlayabilirsiniz. Yumuşak, böyle hafif de ele yapışacak bir hamur olması gerekiyor. Hamur ne kadar yumuşak olursa yapmış olduğunuz pidenin de hamuru o kadar güzel yumuşacık olacaktır. Böyle hafif ele yapışıyorken ben hamur makinesinden alıyorum ve elimle hemen toparlayacağım. Şöyle altına biraz un serpip aynı şekilde hamurumu toparlayacağım. Sizler de kıvamını daha net görebilirsiniz bu şekilde. Hamuru ortam sıcaklığına bağlı olarak 50 dakika kadar mayalandırıyorum. İki katına çıkana kadar. Havalar zaten çok sıcak, hızlı bir şekilde mayalanıyor. Hamur mayalanırken biz de iç malzemesini hazırlayalım. Bir tane büyük boy soğanı, bir çubuk kahvesi fincanı kadar sıvı yağ ekledim. Soğanlarınız küçükse 2 tane kullanabilirsiniz. Bol soğanlı çok daha lezzetli oluyor. Soğanlar hafif kavrulduktan sonra üzerine 2 tane biber ekledim. Biberleri çok büyük doğramadım. Böyle orta olacak şekilde küp küp doğradım. Acı ya da tatlı biber hiç fark etmez. Damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Biberler de hafif yumuşadıktan sonra üzerine 4 tane patlıcanım vardı orta boy. Onları da küp küp doğradım. Gördüğünüz gibi çok iri olmasın. Doğrama aşamalarını hızlı bir şekilde geçtim sizlere çok fazla sıkmamak için. Patlıcanlar hafif yumuşadıktan sonra bir tane domatesin kabuklarını soyarak küp küp doğradım. Bir tatlı kaşığı da biber salçası ekledim renk vermesi için. Tekrar kavurmaya devam ediyorum. Salçada biraz kavrulduktan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Baharatları da damak zevkinize bağlı olarak karabiber, toz biber, pul biber ve tuz olarak ilave ettim. Miktarlarını sizler damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Acı sevmiyorsanız pul biber eklemeyebilirsiniz ama acı çok daha güzel bir lezzet veriyor. Tavsiye ederim. Şöyle baharatlarla da biraz kavrulduktan sonra iç malzeme hazır. Hiç kapağını kapatmadım. Tamamen kendi suyuyla orta ateşte pişti. Bu arada hamurum da gayet güzel bir şekilde mayalandı. Hemen tezgahımın üzerine biraz un aldım ve mayalanmış olan hamurumu güzelce toparlayacağım. Sonrasını ikiye böleceğim. Biz hamurumuzu hazırlarken iç malzememiz de bu aşamada soğusun. Hamurun kıvamı gerçekten o kadar güzel olmuş ki böyle insanın tezgahta oynadıkça oynayası geliyor hamurla. Hamurumu toparlayıp şöyle hemen ikiye bölüyorum. Eşit bir şekilde bölerseniz hem alt hem de üst kısmının aynı incelikte olmasını sağlarsınız. Bir tanesini kenara kaldırıyorum. Hemen diğerini açmaya başlayacağım. Yine alt üst hamurumu biraz unladıktan sonra merdane ya da oklava yardımıyla hamurunuzu büyütebilirsiniz. Hamur çok güzel bir şekilde açılıyor. Sağa sola güzel bir şekilde uzuyor. Eğer biz hamuru sert tutmuş olsaydık şu an hamuru bu kadar kolay açamayacaktık. O yüzden olabildiğince hamuru yumuşak tutmaya özen gösteririm. Hem piştikten sonra hem de hamuru hazırlarken bizi üzmesin. Özellikle kenarlarını incelterek hamurunuzu açabilirsiniz. Çünkü kenarları piştikten sonra da kalın olur. Ekmek gibi olmasını istemiyorum. Hamuru biraz büyüttükten sonra çekiştirerek tepsimin büyüklüğüne göre açacağım. Bu arada tepsiye hamurun daha güzel yapışması ve tepsinin içerisinde hamur açmayı kolaylaştıracak sizlere bir yöntemi paylaşmak istiyorum. Hamuru sermeden önce tepsinin içerisini biraz yağladıktan sonra un serpiştirirseniz tepsinin içerisine hamuru yerleştirmeniz ve
hamuru tepsinin içerisine büyütmeniz çok daha kolay oluyor. Çünkü una hamur yapışıyor ve kaymıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Tepsinin içerisine hamuru yaydıktan sonra dinlenmiş olan soğuyan patlıcanlı iç malzememizi güzelce yayalım. Bolca eklemeyi unutmayın. Çünkü hamur da piştikten sonra kabaracak. Az eklediğinizde de içi boş olmasın. Özellikle kenarlarına doğru hiç boş kalmayacak şekilde iç malzemeyi yayabilirsiniz. Hemen diğer hamuru da hızlı bir şekilde üzerine kapatacak şekilde açıyorum. Bu hamur biraz daha dinlendiği için hem mayalandı hem de çok çok daha kolay açılıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu hamuru da hemen üzerine kapatıyorum. Elimle de kenarlarını kalın olmasın diye büyütüp tepsimin üzerine alacağım. Hamuru hiç bekletmeden fırınlayabilirsiniz. Üzerinin kalın olmaması için ben üzerine yumurta ve yoğurt süreceğim. Şöyle hamuru güzelce kenarlarını birleştirerek açalım ki kabardığı esnada kenarlar açılmasın. Şöyle parmak uçlarınızla alttaki ve üstteki hamuru katlayarak kenarlarını tamamen kapatabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Ya da çatalla ezebilirsiniz. Dört kenarını da bu şekilde geçtikten sonra hemen üzerine yumurta sarısı ve yoğurt süreceğim. Bu arada fırınımı da 180 derece ayarına getirdim. Bir tane yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı kadar yoğurdu güzelce karıştırıp üzerine tamamen sürüyorum. Hiç kuru yer kalmayacak şekilde. Bu hem yumuşak olmasını hem de güzel bir şekilde daha çabuk kızarmasını sağlayacak. Dilerseniz yumurta sevmiyorsanız, yumurta kokusundan hoşlanmıyorsanız sadece yoğurt da sürebilirsiniz. Hafif yağ ile sulandırarak. Üzerlerini biraz bastırıyorum ki çok kabarmasın diye. Zaten piştiğinde siz de göreceksiniz. Bayağı balon gibi üst kısmı kabarıyor mayalı bir hamur olduğu için. 180 derece alt üst ayarda hamurumu pişirdikten sonra üzerine hemen örtüyorum. Üst kabuğunun yumuşaması için yaklaşık bir 10 dakika dinlendikten sonra mutfak makası yardımıyla hamurunuzu kesebilirsiniz. Böylece içerisindeki malzeme akmadan gayet kolay bir şekilde dilimleniyor. Hazırlamış olduğum bu pideyi isterseniz peynirli, kıymalı ya da patatesli olarak farklı iç malzemelerle deneyebilirsiniz. Ben kışın bunu pırasalı ve kıymalı olarak yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Bizim favori pide tariflerimizden bir tanesidir. Özellikle kayınvalidem çok sık yapar. Ben de kendisinden öğrenmiştim. Umarım sizlerle denedikten sonra beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerden haberdar olmak için. Denemiş olduğunuz tariflerime ait görselleri Instagram kayınvalidem ve ben hesabından bana gönderebilir. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şöyle iç kısmında hemen sizlere göstermek istiyorum. O kadar sıcak. Şu an sizlere göstermekte zorlanıyorum. Ama sıcak sıcak böyle ayranla birlikte şahane oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Eminim bana hak vereceksiniz. Patlıcanlı iç malzemeye önyargılı davrananlarınız varsa bir kez bence bu pideyle şans verin. Sizin de favori tariflerinizden bir tanesi olacak. O kadar eminim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bakın hamurda hiç yapışmadan ve hiçbir şekilde iç malzeme akmadan tepsiden kolaylıkla çıkartabilirsiniz. İsterseniz çay saati menülerinize de tercih edebilirsiniz. Yapımı kolay ve lezzetli oluyor. Dilerseniz pişirmiş olduğunuz bu patlıcanlı pideyi soğuduktan sonra buzdolabı poşetine alarak dilediğiniz zaman çıkartıp fırında biraz ısıtabilirsiniz ya da tost makinesinde, o zaman da çok güzel oluyor, ya da oda sıcaklığında da bekletebilirsiniz. Afiyetle tüketebilirsiniz. Şöyle inceliğini de göstereyim. Hem alt hem de üst tarafı aynı eşitlikte çok da güzel yumuşacık olmuştu. Buraya kadar izleyen herkese şimdiden teşekkür ederim. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik.
Umarım beğenmişsinizdir. Yeni tarif ve videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.